Arkadaşlar merhabalar bu videomda 17. hafta rehberliği ile karşınızdayım. Yani bu hafta ne yapacaksınız, nelerle karşılaşacaksınız, nasıl bir yol haritası çizeceksiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi gençler bu arada üçgenler ve dörtgenler bitti. Yani dörtgenleri de bitirdiniz. Dörtgenlerin üçgenlerle nasıl ilişkili olduğunu gördünüz değil mi? Evet şu anda PYT sınavında karşınıza çıkacak 8 tane sorunun 8'inde yapabilecek seviyedesiniz. Yani şu an 6-7 çıkartmıyorsanız eğer, tabi dörtgenleri bitirenler için konuşuyorum. Yani bir sıkıntı vardır birkaç konuda, o birkaç konuyu da tekrar edin. Öncelikle ve özellikle e, normal bir şekilde giden arkadaşlar da arada sırada şu iki konuyu da tekrar etmesini tavsiye ediyoruz tabii ki. O iki konu nedir? Dik üçgen ve benzerlik. Çünkü arkadaşlar geometri zaten dik üçgen ve benzerlik üzerine inşa edilmiş bir ders olduğu için bu iki konuya böyle 2 ayda bir falan böyle bir tekrar etseniz süper olur. Bu tavsiyeme de lütfen uyun arkadaşlar. Dörtgenlerin içerisinde de bu iki konunun ne kadar önemli olduğunu zaten gördünüz. Bu iki konu çemberin içinde de var mı? Olmaz mı be ya? Yine karşılaşacağız yine karşılaşacağız çemberin içinde. Arkadaşlar çemberde açı bu haftaki göreviniz çemberde açı. Çemberde açıya şöyle bakacak olursak genel itibariyle bakacak olursak Ek çizimimiz var mı? Var. En güzel ek çizim. Yarı çap hocam. Lafını çok duyacaksınız zaten benden. Evet yarı çap çizeceksiniz. Ve üçgenlerden yine karşımıza birkaç şey çıkacak. Hatta baya bir şey yine karşımıza çıkacak. Hocam çember yapıyoruz. Çemberle alakalı şeyler. Evet. Çok üçgenle uğraşacaksınız. Çemberde açıda az olsa bile çemberde uzunlukta ve dahil alanda gerçekten çok karşılaşacaksınız. Çemberde açıda da zaten karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çemberde açıda da böyle hep kuralcı zihniyetle gidiyoruz. Kuralları ezbiliyoruz. Hep kuraldan yapma hevesinde olan arkadaşlar maalesef bazı soruları yapamıyor. Niye? Üçgenle ilişkisini kuramıyor. Çünkü üçgenler de burada için içerisinde var. Bu dediğimi unutma. Sıkıntı yaşadığın yerde üçgende açıyı da tabii ki kullanacaksın. Dayanamam deyip iki iç açı bir dış açıyı yine kullanacaksın. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Evet gençler 17. hafta ne yapıyoruz? Çemberde açı yapıyoruz. Ya çemberde açı diğer konulara göre biraz farklı değildi aslında. Hani biz genelde kuralcı zihniyete şu kendimi bir daha, bir daha büyüteyim. Biz genelde böyle kuralcı zihniyete karşıyız ya hani kuralsız bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çoğu konuda da o şekilde yaptık. Bir mantık verdik hep o mantık üzerinden bir şeyleri inşa ettik ya. Çember konusunda da aynı şeyi yapacağız ama hani çemberde biraz tanımlar diyelim. Kurallar demeyelim de tanımlar fazla gibi. İşte merkez açı var, çevre açı var, teğet giriş açı var, iç açı var, dış açı var, e, kirişler dörtgeni var. E, bu ama size hitap ettiği için kolay bir şekilde şey yapıyorsunuz. Ama çemberde uzunluğa geldiğimiz zaman yine ufak tefek mantıklarla çoğu şeyi yapacağız arkadaşlar. O da bana hitap ediyor. Ama bana hitap eden şeyi, şeyi size geçireceğim tabii ki orada. E, o konu geldiği zaman haftaya zaten bunu da görüşeceğiz. Evet çemberde açıda bazı tanımları bilmeniz gerekecek. 6-7 tane tanım var. Onları bildikten sonra işiniz kolay ama üçgenlerle ilişkisinde lütfen sorularda kurun. Sıkıntı yaşadığınız yerlerde üçgen düşünün. Üçgende açıdan ya da dik üçgenden yine çıkan yerler karşımıza gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler bu hafta ne yapıyoruz? Çemberde açı. İşiniz gerçekten, çember gerçekten çok zevkli, çok zevk alacağınız bir konu. Çemberde açıyla başlıyoruz. Çemberde açı videolarını bir günde bitirebilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Pazartesi günü bunu bitirin. Ee, pazar gecesinden yayınlıyorum. Yani yarın bunu bitirin. Sonrasında ne yapacaksınız? Hemen bir kitaptan testlerinizi çözeceksiniz. 3 günde bitirirsiniz. İkinci kitap 2 iki kitap birden hatta 3 kitap birden giden ikinci kitabında testlerini sonraki 3 günde şöyle bir çözerse süper olur sizin açınızdan. Bu arada yoruma da yazsanız ya iki kitap mı çözüyorsunuz? 3 kitap mı çözüyorsunuz? Bunu yazın. Merak ettim çünkü. Ben 3 e, kitap çözerseniz işiniz garanti garanti. Kesinlikle e, geometriyi çok iyi bir şekilde, şekilde yaparsanız mantığına gidiyorum ama bakalım kaç tane öğrencim iki kitaptan çözüyor, kaç tane öğrencim bir kitaptan çözüyor ya da kaç tane öğrencim üç kitap birden götürüyor. Biz üçüncü kitabı iki kitap çözenler, konu anlatımından sonra iki kitap çözenler ne yapsın demiştik. bölüm sonlarında da üçüncü kitabı çözsünler diye söylemiştik. Yoruma da bunu bekliyorum arkadaşlar. Evet bu hafta zevkli bir hafta. Çemberi iyi bir şekilde tanıyın. Çemberde çok büyük bir zevk alacaksınız. 11. sınıftan da hatırlıyorsunuz zaten ama gerçekten böyle TYT'de çalışırken acayip bir zevkli bir konu. Yani cepte olan bir konu. AYT'de çıkan bir konu. Belki sürpriz yapıp TYT'de sorarlar ama yani son 4 yıldır hep AYT'de soruyorlar. 2 tane soru cepte olan bir soru arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Çünkü gerçekten çok kolay ve çok sevgili. Evet neyse. Arkadaşlar bu şekilde bu haftayı bu şekilde atlatacağız. Önümüzdeki hafta yine pazar günü. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.